Buyurunuz Sayın Bey. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulda iki dakika bile oturamayan bir bakanın Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçe diğer bütçelerden farklı tarafları var. Birincisi şu, bu bütçenin primini, yani buraya katkı veren önce yer altında çalışan madenciler, küçücük alanlarda çeliği işleyen tersane işçileri gibi iş cinayetlerine en çok maruz kalanlar, atölyede overlockçuluk yapanlar, sabahleyin zifiri karanlıkta otobüs bekleyen işçiler, onların alın teriyle bu bütçe hazırlanıyor. Oraya verilen paraların hepsinde alın teri var. O nedenle bu bakanlığın bakanı diğer bakanlardan çok daha fazla bu bütçeyi korumakla mükellef. Çünkü bu babamızdan miras kalmadı. Hep alın teriyle gelen bir bütçe. Bu bütçeyi doğru kullanırsak bugün tartıştığımız gibi semalı hastalarda kampanyalar düzenlenmez. Örneğin EYT'ler için harıl harıl kaynak aranmaz. Örneğin staj SSK'lılar için bir başlangıç günü ayarlanmaz. Taşerona kadro verilir. O açıdan bu bakanlık çok kıymetli. Ama bu bakanlığın bütçesi her zaman kara delik diye ifade edildi. Bakan olmayabilir ama biz ona devam edeceğiz. Umarım dinliyordur. Ama bu bakanlık maalesef kara delik diye ifade edilen Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesi artık uzay boşluğuna dönmüş durumda. Çünkü her seferinde eleştirdikleri SSK döneminden tam 106 kat daha fazla açık vermiş durumda. Bu yıl ise şu aya kadar geçmiş senenin bütçesinden neredeyse 2 katına kadar çıkmış durumda. Böylesi bir bütçede evet israf önemli, engellemek lazım ama bir başkası da yolsuzluk. 2021 yılının Eylül ayında bir gazete haberiyle buradaki yolsuzluk ifade edildi, gazetelere çıktı. Buradaki ifade şu idi: İçerisinde SGK Başkanı'nın ve 21'e yakın bürokratların olduğu bir yolsuzluk dosyasından bahsetti. Biz de buna karşın 2 ayında soru önergesiyle bakanlığa sorduk. Haliyle bakanlık soru önergesine cevap vermedi. Ama 2021 yılının plan bütçe komisyonunda bakanlık itiraf etti bakan. Bugünkü bakan. Dedi ki, evet böyle bir 2021. Dedi ki böyle bir yolsuzluk vardır ve bununla ilgili ben soruşturma açtım. Ancak soruşturma açtım dediği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı görevden aldım dediği kişi İsmail Yılmaz o tarihte gazetelere bir haber verdi. Daha doğrusu gazetelere bir röportaj verdi. Ben 7 kişi, teftiş kurulundan 7 kişiyi burada görevlendirdim. Bu görevlendirme başladıktan sonra beni görevden aldılar, kamuoyuna bunu bırakıyorum dedi. Ve arkasına başka bir şey daha oldu. Teftiş kurulunda bir yönetmelik değişikliğiyle zaten bu soruşturmanın içerisinde kriminal bakanın yakının olduğu ifade edilirken bu kez de onun hukuk müşaviri Oğuzhan Tekin yönetmelik değiştirilerek teftiş kurulu başkanlığına getirildi. Şimdi böylesi bir durum var iken biz de bakana soruyoruz. Bakan soru önergesiyle cevap vermiyor. Sadece söylediği şu: müsteri olun. Kamuoyuna her şeyi açıklayacağım. Bu iddiaların üzerine kim olursa olsun gideceğim dedi. E güzel. Ama aradan 7 ay geçti. Tek ses çıkmadı. Biz tekrar soru önergesi verdik. Bu defa da soru önergesine cevap vermek yerine kamuoyuna açıklama yaptılar. Bu dosyanın savcılığa verildiğine ilişkin. Ama savcılığa ilişkin verilen dosyadan tek kelime yok. Yine yıl sonunda yine bir plan bütçede tekrar sorduk. Sayın Bakan, bu alın teriyle oluşmuş bütçedeki yolsuzluğa sebep olanları açıklayacak mısınız? Hayır, açıklamayacağım. Neden? Çünkü mahkemeye verdim. Mahkeme gereğini yapsın. Ama şunu ifade etti: yolsuzluk yapanların hepsini işten attım, savcılığa verdim. Sayın Bakan, burası sizin şirketiniz değil. Kapının önüne atmakla bu iş bitmez. Burada kim yolsuzluk yaptıysa bunun hesabını kamuoyunun önünde de vermesi gerekiyor. Çünkü bahse konu rakam biz hep 1 milyar diyorduk. Meğer 4 milyarmış. 4 milyar TL o günkü tarihteki rakamla 200-250 milyon dolar. Katrilyon yani. Siz
10 liralık 20 liralık yere bile sabah baskınıyla müdahale ederken, günlerce gazeteleriz çarşaf çarşaf yazarken 4 katrilyonluk bir yolsuzluğu kamuoyundan saklayamazsınız. Ha bu arada bize cevap ver... Buyurunuz Sayın Bulut. Bu arada bize cevap vermezken, soru önergesine bugün oturamadığı gibi meclise hesap vermezken gazeteye, bir yandaş gazeteciye bununla ilgili açıklama yapabiliyor. Sonuç itibariyle Beytülmal'e verilen, uzanan haramzadeleri bize kamuoyuna açıklamak zorunda. Vakit yetişmediğine bir başka konu daha var. Herkes asgari ücreti bekliyor. Sayın Bakan bütçede dedi ki, plan bütçede siz daha önceki önerinizden daha fazla asgari ücret belirledik diye. Bu defa da diyor ki, bir çalışma yapmış. Efendim işçiler demiş ki 2023 yılı bütçe sigorta asgari ücreti 7536 lira olsun. Ya böyle bir yalana nasıl atarsınız? İşçi diyecek ki bana açlık sınırında asgari ücret ver. Allah aşkına kim inanır buna? Ayrıca kamuoyunun beklentisi de 7845'miş. Kimmiş bu kamuoyu? Bakın size ben Sayın Bakan olsaydı ona gösterecektim. Evet, kısa bir tablo. Teşekkür ediyoruz. Lütfen Sayın Bulut. Lütfen efendim. Ama bir sistemimiz var, üzerinden gidiyoruz. Buyurun, buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bakın, bu istenilenden daha fazla asgari ücret verdik dedikleri asgari ücret Aralık 2021'de ekmek 2 lirayken Kasım'da 5 liraya çıkmış. O zaman 2127 ekmek alınabilirken şimdi 1100 tane ekmek alınıyor. Yani bu asgari ücretle bu iktidar 1027 tane ekmeğe çökmüş. Sofrasından çalmış. Aynı şekilde makarnada 202 paket, yumurtada 798 yumurta almış durumda. Son söz olarak şunu ifade edeyim. Sayın Bakan'a şöyle göstereyim, burada olmadığı için. Bu bir öğretmenin tweetinden bir alıntı. Bu beslenme çantası. Yavrularımız bugün ekmek de değil, yufkayla, yani evde yapılan ekmekle, boş yufkayla okula gönderiliyor. Durum budur. Sayın Bakan'a buradan göndermiş olalım. Teşekkür ediyorum.